Diğer sezonlara oranla nispeten biraz daha dönem olarak, süre olarak az sayılabilecek bir kamp süresi vardı, dönemi vardı. Bir hafta sayılabilecek 8 gün Antalya'da çalışma olanağı bulduk. Bugün sonuna geldik. 3 tane maç planlamıştık ki biraz sonra hemen sonuncu maçımızı oynayacağız. Özellikle kurgusu iyi olan, bir alt ligde oynayan ama kurgusu iyi olan, saha yerleşimi, saha akışı iyi olan takımlarla oynayarak işte Ankara Gücü maçıyla başlayacak. İlk 7 haftadaki hakikaten belki de Konyaspor'un ligdeki durumunu çok daha netleştirecek haftalar serisine başlamak için ideal diyebileceğim rakiplerle oynuyoruz. Fayda, hep şunu söylüyoruz, faydalı, çok son derece faydalı her çalışma, her kamp dönemi. Sonuçta bir takım kendi içinde faydalar barındırıyor. Ancak esas faydayı tabii skorlardan sonra söylenebilir. Ne kadar, neyi ne kadar istediğiniz kadar bunu başarma oranınız da önemli. Umarım skorlara da yansır, Ankara Gücü başına yansır. Esas itibariyle tabii bir taraftan hazırlık dönemi, var olan oyuncularımızın ilk yarıdaki sorunlarından biraz daha uzaklaşarak, o sorunların bir kısmını bertaraf ederek kendi adımıza doğru olduğunu düşündüğümüz oyuna doğru, hem davranış açısından hem de oyunu oynama açısından biraz daha gelişimini sağlamak kadar, aynı zamanda bu dönemi kendi içinde en önemli farklarından bir tanesi transfere açık bir sezon olması. Bütün takımlarda olduğu gibi Konyaspor için de yönetimle de bu anlamda yani düşüncelerimizi, duygu ve düşüncelerimizi, var olan durumla ilgili duygu ve düşüncelerimizi uzun zamandır konuşuyoruz. Yönetim de bu konuda çalışmalar yapıyor. Turam geldi aramıza. Birkaç oyuncuyla ilgili de talebimiz oldu. Umarım onlarla ilgili transfer sezonunun artık sonuna kadar doğru çalışmalar yapılır ve biter. Ondan sonra da esas itibariyle Ankara Gücü maçı için artık buradaki kadro üzerinden yürüyeceğiz, görünen o daha fazla. Var olan oyuncular üzerinden. Ama Galatasaray ve arkasından oynayacağımız Antalya maçları için de takımı tamamlayarak gidebilmek en büyük amaçlarımızdan, hedeflerimizden bir tanesi olacak gibi gözüküyor. Bir durum değerlendirmesi tekrar şöyle başka türlü yapmak gerekirse de genel olarak yani sorunlarımızın bir kısmını sanki çözmeye yakın gibi gözüküyoruz. Sahadaki davranışlarla ilgili olarak özellikle. Umarım yanılmayız.